Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok cici bir bebek elbisesi çalışacağız. Elbisemizin üst kısmını roba kısmını beyazla çalıştık. Alt kısmını ise sarı ve beyazımızı kullanarak katlı bir şekilde eteğini örerek tamamladık. Yaka kısmından örmeye başladık. Bakınız kol kenarlarımızdan artışımızı yaptık. Yeterli artışa ulaşır ulaşmaz hemen gövdeyi birleştirdik ve ardından gövdemizi örmeye devam ettik. Daha sonra eteğimizi katlardan oluştuğu için her biri de farklı kat olduğu için altının filesini öncelikle çalıştık. Daha sonra filelerimizin üzerine etek kısımlarına güzelce örerek sırasını, sırasıyla bakınız. Yeterli ölçü gelince bıraktık. Evet elbisemizin hemen ölçülerine de bakalım. Omuz kısmından ölçüyorum en uç kısma kadar geliyorum. 37 santim olduğunu görüyorum. Evet elbisemizin katlarını her bir katı farklı renkle çalışabileceğiniz gibi tek renk olarak da çalışabilirsiniz. Tamamen sevkinize göre ayarlamaları yaparak elbisemizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Elbisemizi örmek için dilediğiniz markalı ürünleri tercih edebilirsiniz. Pamuklu ipler, mercerize ipler ya da bildiğimiz bu sürekli kullandığımız Akrilik ipleri kullanabiliriz. Ben e, her ikisi de yarım olan iplerimle örmek istiyorum. Her ikisi de e, Nako'nun Minnoş Baby'si. Fakat yarım kaldıkları için bantları şu anda mevcut değil. 2,5 numarada tığımla elbisemi örmeye başlıyorum. Ana gövde olarak beyazımla başlamak istiyorum. Zincirimizi çekelim ve bölümlerimize ayıralım elbisemizi. Bir tane düğümümü atıyorum. Bir düğüm attıktan sonra birer birer zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Bu düğümümüz zincirimize dahil değil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincirimi çekiyorum. 10. zincirimin içerisine bir tane ayraç takıyorum ve burası elbisemin arkası için küçük bir elbise başlıyorum büyük başlayacak arkadaşlarım burayı 14 ya da 16 yapsınlar iplerinin kalınlığına göre ve kolum için zincirimi çekmeye başlıyorum kolumu derin bir kol istiyorum o yüzden daha fazla zincir çekeceğim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 16 tane zincirimi çektim kolum için hemen mavi ayıracımı 16. zincirin içerisine takıyorum ve elbisemin önü için 20 tane zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19 ve 20. Tam 20 zincirimizi de elbisemizin önü için ördük. Ve pembe ayracımı takıyorum. Tekrar kolum için 16 tane zincirim çekmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 zincirimin içerisine de kırmızı ayracımı takıyorum ve son olarak 10 tane diğer arkamız için örmeye başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincirimi de çektim bu şekilde başlangıçta yapmış yapmamız gereken hazırlığımızı yaptık şimdi büyük örmek isteyen arkadaşlarımız 14 ya da 16 olarak bu 10 başladığımız zinciri fazla başlayabilirler. Kolumuz için eğer 16 başladılarsa 20 ya da 22. 14 başladılarsa 20, 16 başladılarsa 22. Burası ön kısmını ise 14 başladılarsa 28, 16 başladılarsa 32 tane örmeleri gerekmekte zincirimizi büyütmemiz için. Yine kolumuzu söylemiştik zaten. Evet şimdi ölçümüze bakalım. 25 santim ölçümüz bakın şurası zincirimizin birinin başladığı yer 25 santimle hemen trabzanlarımızı örerek başlayalım 10 tane zincirimizi iki tane geri geliyoruz 1 ve 2 bakınız iki tane geri geldim şöyle tutalım iki tane de ilave ediyorum 1 ve 2 tığımın başını doluyorum Gelmiş olduğum geriye çekildiğim ikinci zincir yuvasının içerisine gelerek batıyorum. Ve trabzanımı örüyorum. Bu teknik sayesinde tam 10 tane trabzanımıza ulaşacağız. İki trabzanımızı ördükten sonra birer birer zincirlerimizin içerisine ikili trabzanlarımızı örelim. Birer birer bakınız yerleştirmekteyiz ayracımıza kadar birlikte örelim. Evet bir tane daha örüyoruz. Ve ayracımızı görüyoruz. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8 ve 10. 10 tane trabzanımı elbisemin arkası için ördüm. Ayracımı kırmızı ayracımdan pembe ayracıma kadar olan bölüm ise kolumda hemen çıkarıyorum. 2 tane zincirimi 10. trabzanın üzerine örüyorum ve zincirimi çıkar ayracımı çıkardığım zincirin içerisine girerek trabzanlarıma pembe ayracıma kadar birer birer örerek ilerliyorum. Birer birer bakınız ilerliyoruz. Farklı herhangi bir işlem yapmıyoruz. Zaten zincirimizi çekerken ayarlamalarımızı yapmıştık. O yüzden pembe ayracımıza kadar trabzanlarımızı örerek gelelim. Evet ayracıma kadar örerek geldim. Hemen en son trabzanın üzerine iki tane zincirimi çekiyorum ve ayıracı çıkarıp hemen elbisemizin önü için hazırlamış olduğumuz zincirlere girerek trabzanlarımızı birer birer örüyoruz. Bakın her bölümü kendi içerisinde örüyoruz sadece bölümlerden diğer bölüme geçerken iki tane zincirimizi çekiyoruz her bölümümüzden diğerine geçerken ve trabzan atlamıyoruz. zincir atlamıyoruz bakın zaten zincirlerimize kendi sayısına göre örmüştük ve dümdüz mavi ayracın olduğu yere kadar örerek trabzanlarımı ilerliyorum Evet işaretimize kadar geldim. Hemen en son trabzan üzerine iki tane zincirimi çekiyorum. Ve işaretim kendiliğinden çıktı. Bakınız hemen atıyorum. Ve yeşil ayraca kadar kolum için ördüğüm zincirimi trabzanlarını örerek tamamlıyorum. Şöyle bakalım. Zincirlerimize sadece birer trabzan örüyoruz. Evet yine işaretimizi taktığımız yere geldik. Ve en son trabzanımın üzerine iki tane zincirimi çektim. 10 tane trabzanımı zincirimin sonuna kadar örerek geliyorum. 3 birlikte örelim. 4 5 6 7 8 9 ve 10 bakınız herhangi bir şekilde fazla ya da eksik gelme durumu söz konusu değil hemen bakalım bölümlerimize şu şekilde önümüz Evet şöyle düzelttim hemen her iki 10 10 olan bölüm elbisemizin arkası 16 16 kollarımız 20 ise elbisemizin önü şimdi elbisemizin ikinci sırasını örmeye başlayalım bakın birinci sıramızı tekrar hatırlatmak istiyorum zincirlerimizi çekerek geldik ve zincirlerimizi çektiğimiz esnada bölümlerimizi ayraçlarla ayırdık ve her bir zincirin üzerine birer tane trabzan ördük ve Ayırdığımız bölüm sonunda iki tane zincirimizi çektik ve hemen hiç zincir atlamadan direkt diğer zincirden diğer bölüme geçtik. Bakın bu şekilde bütün bölümleri arada zincir bırakmadan ilerledik. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. İkinci sıramızda kafesler yapalım. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Birinci trabzanım zincirden oluştu. İkinci trabzanımı atlıyorum. Üçüncü trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Bir defa başını doluyorum tığımı. Ve birinci kafesimi oluşturuyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Zincirimin altındaki trabzanı atlıyorum. Bir sonraki trabzanıma geliyorum. Her atladığım trabzan için bir tane zincir çekmem gerekmekte ki trabzan sayımız kaybolmasın. Bir zincirimi çektim. Aşağıdaki trabzanı atlıyorum. Bir sonraki trabzana batıyorum. Bakınız bunu atladım. Diğerine batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir atlayıp diğerine batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bakın bir atlıyorum. Hemen 2 tane zincir çektim yere geldim burada artışlarımı yapmaya başlıyorum 3 tane artış yapıyorum 1 2 ve 3 3 tane trabzan örerek artışlarımı yaptım 2 tane zincir çekiyorum yine 3 tane artışta kolumuz için öreceğimiz bölüm için gerekli olan artışlarımızı yapıyoruz 1 2 ve 3 3 tane sağ tarafa bakınız. Buradan önümüz arkamız için gerekli olan trabzanımız. Diğer 3 trabzan ise kolumuz için gerekli olan trabzanımız. Şimdi 3 tane trabzanımı ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum. Aşağıdaki bir trabzanı atlıyorum. Diğer trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp diğer trabzanımın üzerine batıyorum ve bu şekilde kol ayrımına kadar bir tane atlayıp bir tane trabzan örerek gelelim bir zincir yukarıdan çektik bir trabzan aşağıdan atlayarak artış yerimize kadar geldim bakınız en son trabzanımın üzerine yine trabzanımı ördüm buradan bir tane zincir çekiyorum Tığımın başını doluyorum. 3 tane araya giriyorum. Bakın bir tane zincirimi çektim. Yine buraya bir tane kutucuğumu yaptım. 2, 3. Ayrım yerine 3 tane trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane daha trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane artış yaptık başlangıçta. Bir tane zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp diğer trabzanıma batıyorum bir zincir çekiyorum bir atlayıp diğerine batıyorum ve bu şekilde uç noktaya kadar ilerliyorum yani zincirimizin olduğu yere kadar bir tane zincir bir tane aşağıdan atlıyorum diğerine batıyorum şöyle görelim birer atlayıp birer zincirimizi çekiyoruz ve iki zincirimizin olduğu yere kadar ilerleyelim son trabzanımıza kadar örerek geldim tam son trabzanımın üzerine battım bir tane zincirimi çekiyorum ve araya üç tane trabzanımı örerek artışımı gerçekleştiriyorum 2 ve 3 2 tane zincir ilave ediyorum tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 Şöyle bakalım, bakın burada yapmış olduğumuz 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan hem bölümlerimizi ayırıyor hem de elbisemizin gövde kısmını genişletiyor. Boyun kısmından gövdemize inerken olan genişlemeyi yavaş yavaş bu şekilde sağlıyoruz. Her sıramızda belirli artışlarımızı yaparak gövdemize doğru genişleteceğiz. 3 tane trabzan arkamız için, 3 tane trabzan kolumuz için. Diğer bu taraftaki üç trabzan yine kolumuz için üç trabzan elbisemizin önü için tekrar sol tarafındaki üç trabzan yine elbisemiz için zincir sonrası bakınız kolumuz için yani buradaki artışlarımız aradaki iki zincirlerle ayrılacak ve elbisemizin bütün bölümleri istediğimiz ölçüde büyüyecek. Yani birden bir genişlik değil yavaş yavaş düzenli bir genişleme sağlıyoruz. Şimdi. Burada yapmış olduğumuz gibi diğer bölümleri de aynı şekilde bir tane zincir bir atlayarak sıramızın ucuna kadar örerek gelelim. Ve yaptıktan sonra lütfen ilk sıramızı kontrol edelim. Kutucuklarımız özellikle çift olanlar eşit olsun. Yani karşılıklı arkalarımızın kutucuğu eşit, kollarımızın kutucukları eşit olsun. Önümüz zaten tek. Evet şimdi örelim. Arkamızı tamamladıktan sonra görüşelim. Evet ikinci sıramızın en son kutucuğunu birlikte örelim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Zincirlerden ördüğümüz bakınız. Trabzanımızın üzerine gelerek batıyorum ve son kutumuzu da bu şekilde hazırlamış oluyoruz. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen iki sırasını ördüğümüz robamızı görelim birlikte. 10 trabzan ve 10 trabzan arkamıza başlamıştık. Üzerine kutucuklarımızı yaptık. 16 16 kollarımızda üzerine yine kutucuklarımızı yaptık. Diğer önümüzde 20 tane de kutucuklarımızı hazırladık ve ikinci sıramız da bu şekilde tamamlandı. Her bir bölümümüz için üçer trabzanımızı artık bakınız 3 trabzan ve 3 trabzan arada 2 tane zincirimiz. Şimdi 3. sıramızı örmeye başlayalım. Bu sıramızda trabzanlardan oluşan sıra olarak devam edecek. Yani bir tane zincirimin içerisine bir tane trabzanımı örüyorum. Bire bir. Sıradaki trabzanımı örüyorum. Tekrar sıradaki zincirimin içerisine girerek örüyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Yine zincirimi içerisine girerek bir tane trabzan örüyorum ve bu şekilde artış yerime doğru ilerliyorum farklı hiçbir işlem yapmıyorum birebir örüyorum ve burada üç tane trabzanımızı örmüştük bakınız bir önceki sırada arttığımız trabzanlarımız hepsinin üzerine birer defa örüyorum 2 ve 3 artık bu da gövdemize dahil oldu şimdi iki zincirin olduğu yere geliyorum tekrar üç tane artıyorum 1 2 ve 3 3 trabzan olarak arttım. 2 tane zincirimi çekiyorum. Yine 3 trabzan olarak artışımı yapıyorum. 2 ve 3. Ve gövdemi örmeye başlıyorum. Hemen ilk trabzanın üzerine batıyorum. Sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum. Alt sıradaki artış yapmış olduğumuz trabzanlarımız ve zincirimin içerisine bir tane batıyorum. Tekrar trabzanımı örüyorum ve zincirim trabzanım zincir trabzan bu şekilde örerek devam edelim artış yerine geldiğimizde tıpkı alttaki gibi 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı örelim yine kutularımızı bir tane zincirin içerisine bir tane trabzanın üzerine trabzanlarımız ördükten sonra yine artışlarımızı 2 zincirimizin içerisine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak tamamlayalım ve Uç noktaya kadar aynı işlemlerimizi tekrar edelim. Şurada görmüş olduğumuz işlemlerimizi ve diğer uçta görüşelim. Üçüncü sıramızı da trabzanlarımızı örerek tamamladık. Şimdi dördüncü sıramıza tıpkı ikinci sıramızda yapmış olduğumuz kafes işlemini yapıyoruz. Yine üç tane artışlarımızı iki zincirimizi yapalım. Ve e, onun üzerine de buradaki görmüş olduğumuz trabzanlarımızı örelim. Yine üçer artışımızı yapalım ve sonrasında görüşelim. Şimdi birlikte başlayalım. 4 tane zincir çekmiştim. Bir tane atlıyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlayarak diğer trabzanıma bir zincir bir atlayıp diğerine batıyorum. Ve örmeye devam ediyorum. tane atlıyorum bakınız bir tane zincir çekiyorum bir atlıyorum araya girerek 3 tane trabzanımı örüyorum artışlarımı yapıyorum araya 2 tane zincir tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum 3 bakınız 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı ördüm bir tane zincirimi çekiyorum hemen ilk trabzanımı atlayarak ikinci trabzanımla başlıyorum ve bu şekilde bu sıramızı da tıpkı ikinci sıramızda olduğu gibi tamamlayalım artışlarımızı yine üçer üçer yapalım ve üzerine de bu sıramızı örelim yine üçer artışımızda sonrasında görüşelim Elbisemin robasını örmeye devam ettim. Bakınız bir sıra trabzanlarımız, bir sıra kafesimiz, bir sıra tekrar trabzanımız ve her bölümde üçer üçer artışlarımızı yaptık. Tekrar kafesimin olduğu bölüme başladım. Sayalım. 1 2 3 4 5 ve 6. sıra kafesimizin olduğu yerdeyiz. Şimdi artış yerimize geldim bakınız. Bir tane zincirimi çekiyorum. Artış yerimin olduğu yere geliyorum. 1 ve 2 tane artış yapıyorum bu bölüme. Bu sıramızda tamamen artışımızı 2 tane olarak yapalım. 2 zincirimi çekiyorum 1 ve 2 tekrar 2 tane artışımı yaptım bir zincirimi çekiyorum bir trabzan atlayarak diğer trabzanımın üzerine batıyorum yine bir tane zincirimi çektikten sonra bir atlayıp diğerine batıyorum ve bu şekilde yine kafesimizi örelim yalnız dikkat etmemiz gereken tek nokta iki trabzan iki zincir iki trabzan diğerlerinde bakınız üçer üçer Trabzanlarımızı artırmıştık Ama bu sıramızda ikişer Trabzan olarak sıramızı tamamlayalım Evet kafesimizi de ördük Ve bir tane daha trabzan sıramızı Örmeye yeniden başladım Bakınız şimdi tekrar bir daha sayalım 1, 2, 3, 4 5, 6 ve 7. Trabzan sıramızdayız Şimdi bu sıramızda artık Kollarımızı kapatalım Önümüzü ve arkamızı Örmeye devam edelim kolumuz kalsın Şimdi trabzanlarım arkadan örerek geldim. Bakınız aynı şekilde ördüm. Tam iki tane zincirin olduğu yerdeyim. Bir tane trabzanımı örüyorum. Hiç zincir çekmeden kolum için ördüğüm bölümü şu şekilde büküyorum. Araya zincir çekmeden sadece tığımın başını doluyorum. Bir trabzanımızı zincirimizin içerisine ördükten sonra birer birer örmeye devam ediyorum. zincirimin içerisine ve trabzanımın üzerine yine yukarıda örmüş olduğumuz sıradaki gibi bir tane zincir içi bir tane trabzan üzeri olarak örelim ve diğer kolumuza kadar ilerleyelim Evet diğer kol altına kadar birleştirme yaptıktan sonra örerek geldim bakınız bu uçtan diğer ucumuza kadar geldik yine bir tane iki zincirimizin olduğu yere girerek trabzanımızı örelim zincir ilave etmeden hemen kolumuzu bükelim şöyle çevirelim ve araya bakınız artış yerimizin tam ortadaki iki zincirin bulunduğu yere girelim bir trabzanımızı örelim ve sonrasında diğer trabzanlarımızı da örerek gövdemizi tamamlayalım Sonuna kadar ilerleyelim. En son trabzanımıza varana kadar ördük. Bakınız her iki yönümüzü tamamladık. Şöyle önümüzden görelim. Çok güzel bir roba çalışması oldu. Şu anda sadece kollarımızı ayırdık. Biraz da ana gövdeden örmeye devam edeceğiz. Ama öncesinde birleştirme işlemimizi yapalım. Trabzanımın üzerindeyim bakın. Diğer trabzanımın olduğu bölümü de alıyorum zincirimin üzerine gelerek sadece batıyorum bakın sadece batıyorum şu şekilde geçiyorum ikisi şu an birleşti bakınız 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve bir tane daha ilave ediyorum yine kafes yöntemiyle ilerliyorum bir tane zincir bir trabzan atlıyorum bir zincir bir trabzan atlayarak kafesimizi örüyorum ve gövdemizin başlangıç yerine kadar örerek gelelim arkadan birleştirme yapmış olduğumuz yerimize kadar örerek geldim bakınız kafeslerimizi şimdi bir tane zincirimi çekiyorum İlk 4 zincir çekerek başladığım yerin 3. zincirin üzerine gelerek batıyorum ve bakınız birleştirme işlemini tamamen gerçekleştirdik 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum Zincirimin içerisine bir trabzan, trabzanımın üzerine bir trabzan şekliyle gövdemizi dolaşarak örüyoruz. Trabzan sıramızı tamamladıktan sonra kafesimizi yine yapalım ve biraz büyütelim. Baba kısmımızı örerek geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 sıra ördük. En son kafes yöntemiyle bitirdik. Hemen ölçülerimize bakmak istiyorum. Göğüs kısmı 23 santim. Uzunluk ise e, omuzumuzdan ölçelim. 16 santim. Evet şimdi e, kafes kısmını örmeye başlayalım. Sarı ipimi tığıma bir tane zincir çekerek düğümlüyorum ve tam arkasındaki zincirimizin devam ettiği yere geliyorum. Batıyorum 4 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4. Tığımın başında doluyorum, Aynı yere bir tane batıyorum bir tane artışımı yaptım bakınız filemizi örmek için bir tane zincir çektim bir sonraki bölüme battım bir zincir çektim diğer bölüme batıyorum bakınız trabzanlarımın üzerine batıyoruz tıpkı bir alt sıradaki örmüş olduğumuz işlemimizin tekrarını yapıyoruz bir zincir bir trabzan Şöyle bakalım kaç tane olduğunu. Birinci artışımızdan sonraki kafeslerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane artışımızı yaptıktan sonra yani 7 kutuyu yaptıktan sonra bir tane artışımızı yapalım. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir zincirimizi çekelim. Aynı yere batarak artışımızı yapalım. Tekrar 7 tane şu şekilde trabzanlarla bir zincirimizi çekip kutularımızı oluşturalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi yeniden kontrol amaçlı sayalım. Bakınız hemen artışımızdan sonra 1, 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane kutumuz olduktan sonra hemen bir zincir çekiyorum aynı yere batarak artışımı yapıyorum ve bu şekilde artışlarımızı yaparak ilerleyelim. Sıramızın başında görüşelim. Sıramızın başına kadar örerek geldim. Şimdi herhangi bir artma eksilme yapmadan bir zincirimi çekiyorum, gelerek batıyorum ilk başlangıç yerime. Tekrar 1 2 3 4 Hemen ilk trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bakınız. Bir tane zincir çekiyorum. Diğer trabzanıma. Yani birebir trabzanlarımızın üzerine batıyoruz. Ve aralarında birer zincirimizi çekerek örgümüzü devam ettiriyoruz. İteğimizdeki bacaklarımızın, bebeklerin bacaklarının rahat edebilmesi için biraz genişlik veriyoruz katlar arası bakınız diğerini de bu şekilde ördüm bir zincir birkaç sıra daha örelim bu şekilde ve görüşelim 1, 2, 3, 4, 5 toplamda 5 sıra filimizi ördük. Her 7 kutuda bir tane artışımızı yapmıştık. Şimdiki sıramızda yine aynı şekilde 7 kutuda bir tane artışımızı yapıp tekrar 5 sıra daha öreceğiz. Daha sonrasında 5 sıramızı daha tamamladıktan sonra bir 5 sıra daha her 7 kutuda artırdığımız trabzanlarımızı öreceğiz. Evet başlangıç yerimize zincirimizin üzerine batalım ve ilk artış olarak başlayalım. 2, 3 ve 4. Aynı yere batıyorum. Birinci artışımı yapıyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Kafeslerimi birer birer örüyorum. 7 tane kutu olana kadar örelim. Tıpkı bir önceki sıramızda olduğu gibi her 7 kutuda bir tane artış yapalım. Aynı yere battım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha örüyorum. 7 tane kutumuzu ördük. Bakınız şu şekilde tam artışımdan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane zincir çekiyorum aynı yere batıyorum. Ve devam ediyorum. Kafesimizi artışımızı yaptıktan sonra bir sıra ördük. 1 2 3 4 5. Bakınız artışımızı 7 kutuda 1 yaptık ve büyüttük. Şimdi tekrar artışımızı yapıp 3. dilimimiz için hazırlığımıza başlıyoruz. Arkadan alıyorum en son ilmeğimi. Burada çok sımsıkı örmemeye dikkat edelim. Bir zincirimi çekiyorum. Üçüncü zincirime gelerek batıyorum. Bir, iki, üç ve dört tane zincirimi çekip aynı yere batıyorum. İlk artışımı gerçekleştiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra hemen trabzanımı üzerine batıyorum. Yine yedi tane kutuyu örüyorum işlemimizin aynen tekrarı bakınız geniş geniş alıyorum zincirlerimi artışımı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7. kutumu örüyorum 7 kutu olduktan sonra bir zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum ve ikinci artışımı da yapıyorum bir başlangıçta bir de hemen 7 kutudan sonrasını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hemen bir artış. Tekrar 7 tane kutumuzu örüp artışlarımızı yapalım. Bir üst sıradaki gibi her 7 kutuda artışlarımızla ilerleyelim. Elbisemizde artışlarımızı yaptık ve etek kısmını tamamladık. Bakınız birinci sırayı bu kadar örmüştüm. İkinci sırayı buraya kadar ördüm. Üçüncü sırayı ise sadece üç sıra ördüm. Çünkü artık altını uzatmamıza gerek yok. En son dilimim olduğu için örmeye gerek görmedim. Fakat üç dilimden fazla örmek isteyen arkadaşlarım mutlaka devam edip dördüncü dilimi de başlatmaları gerekmekte. Bir de şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bakınız biz yaşı küçük Bebeklerimizi ördüğümüz için dilimimizin buradaki sırasını daha kısa tuttuk. Daha büyük yaşlardaki çocuklarımız için sıramızın daha uzun olması gerekmekte. Evet hemen eteğimizi örmeye başlayalım. Şurada arkada dümdüz bakınız devam eden zincirlerimizden olan bölümümüzü görmekteyiz. Zincirlerimizden olan bölümümüzü şu beyazımızı alıyoruz. Beyazımızın ilkine girelim. ve de sol elimden tarafa doğru ilerliyorum bakınız örgüm şu şekilde sol tarafa doğru ilerliyorum eğer sağ tarafa doğru ilerlerseniz örgümüz ters düşer 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çektikten sonra aynı yere gelerek batıyorum bir tane trabzanımı örüyorum burada dikkat etmemiz gereken bakınız beyazlarımızın olduğu bölüme batıyoruz sarılarımıza değil sarımız altının plesini oluşturdu beyazdan bağlanarak devam ediyoruz Evet hemen yanındaki kutucuğa geliyorum. 5 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane trabzanımı ördüm. Tığımın başında oluyorum. Hemen yandaki kutuyu atlıyorum. Diğer kutumun içerisine geliyorum. Bir trabzan, bir iki tane zincir tekrar bir tane trabzanımı örüyorum. Bakın şu şekilde de tuttuğunuz zaman çok rahat edeceksiniz. Tığımın başını doluyorum. Bakın V'mden sonra hemen yandaki kutuya başlamıştım. 5 ee, tane trabzandan sonra bir tane kutu atlamıştım. Yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. V'mden sonra hemen yandaki kutucuğun içerisine giriyorum. 5 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4 ve 5 tığımın başını doluyorum bir kutu atlıyorum diğer kutuma geçiyorum bir trabzan iki zincir bir tane trabzanım örüyorum şu şekilde şöyle tutayım sarıdan görünmemesi olmasın tığımın başını doluyorum hemen V'den sonra yandaki kutunun içerisine 5 tane trabzanım örüyorum 2 3 4 ve 5 5 trabzanı ördükten sonra bir kutu atlıyorum yandaki kutuya batıyorum bir trabzan 2 zincir bir trabzanımı kuruyorum bakınız bu şekilde sıramızı tamamlayalım ama uzaklaşmadan tekrar hatırlatmak istiyorum şöyle elbisemizin etek kısmı ile alttaki file kısmını alıyorum şöyle tutuyorum ve sol tarafa doğru bakın sol tarafa da eğer sağ tarafa doğru örerseniz örgünüz ters yönde durur sol tarafa doğru hemen batıyorum kutucuğumuzun herhangi birisine arkadaki zincirimizin yanına battık ama şuraya da batabilirsin fark etmez 5 tane zincirimi çekiyorum aynı kutunun içerisine gelerek batıyorum bir tane trabzanla V'mizi oluşturuyorum Araya zincir çekmeden hemen yanındaki kutuya 5 trabzan. 5 trabzanımızı ördükten sonra bir kutu atlıyoruz. İkinci kutumuza V'mizi örüyoruz. Tekrar hemen yanındaki V'yi ördükten sonra hemen yanındaki kutuya 5 tane trabzanımız. 5 trabzan ördükten sonra bir kutu atlıyorum. Diğer kutuya V'yi örüyorum. V'mi ördükten sonra hemen dibindeki kutuya 5 trabzan. 5 trabzandan sonra bir kutu atlıyoruz ve yapıyoruz ve aralarda yukarıda yani geçişlerde hiç zincir çekmiyoruz sadece V'lerimizin içerisinde iki zincirimiz o da kendi arasında Evet sıramızın başına kadar örerek gelelim elbisemizin etek kısmının birinci sırasını örerek geldim 5 tane trabzan bir tane V'miz vardı 5 trabzandan sonra bir tane kutuyu atladık. V'mizi ördük. Daha sonra 5 trabzanımızı tekrar ördük. Şimdi arkadayız. Bakınız arkadaki geçiş yerimizde hemen örgümü yine düz yönünü örmek için aynı yönde devam ediyorum. V'min üzerine gelerek batıyorum. Bakınız 1, 2, 3. 3 tane zincirin olduğu yere geliyorum. Batıyorum. Şu şekilde birinci sıramı birleştirdim hemen içeriye giriyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum tekrar 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip araya giriyorum aynı yere bir tane V daha oluşturuyorum tığımın başını doluyorum zincir çekmiyorum 5 tane trabzanımın ortadaki 3. trabzanın üzerine gelerek batıyorum bir tane trabzan örüyorum 1 2 3 zincir çekiyorum aynı yere gelerek batıyorum Tekrar tığımın başını doluyorum. Demin içerisine giriyorum. Bir tane trabzan, 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Bu sıralarda tamamen V'mizi örerek ilerliyoruz. Sadece V'lerimizin içerisinde üçer zincir var. Aralarındaki geçişlerde zincirimiz yok. Tığımın başını dolayarak tekrar 3. trabzanın üzerine batıyorum. 5 tane olanın tam ortasındakine 1 2 3 aynı yere batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum V'min. Bir trabzan, 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir tane daha trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 5 tane olan trabzanımın tam ortadaki 3. trabzanının üzerine batıyorum. Bir trabzan, 3 zincir, bir trabzan örüyorum ve ilerliyorum. 1 trabzan, 1, 2, 3 zincir, 1 trabzan ve sıramızı bu şekilde başlangıç yerimize kadar örerek ilerliyoruz. Başlangıç yerimize kadar örerek geldim. bir trabzan, 3 zincir, 1 trabzan, 3 zincir şekliyle bakınız. Hem tam ortadaki 3. trabzanımızın üzerine bir V kurduk. Yine V'mizin üzerine bir V kurduk ve sıramızı tamamladık. Şimdi geçişimizi yapalım ve örmeye devam edelim. 1 trabzan. 2 ve 3. Zincirimize gelerek batalım, araya girişimizi yapıp tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum, araya giriyorum ve bir tane V'mi örüyorum. Tekrar hemen ikinci bakınız, trabzanların üzerindeki V'nin içerisine ilk sırada 5 tane trabzan örmüştük, burada 6 tane trabzanımızı dolduruyoruz. 1, 2, 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımızı ördük bir tane trabzanımızı arttık tığımın başını doluyorum hemen beğimin içerisine giriyorum yine B olarak örüyorum araya 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum sıradaki bakınız trabzanın üzerindeki bölüme geliyorum 6 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3, 4, 5 ve 6. Tekrar V'nin üzerine geliyorum. Bir tane V'mi kuruyorum. 1, 2, 3, aynı yere batıyorum. Tekrar trabzanın üzerine bu kez altı tane trabzan olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet sıramızı bu şekilde ilerletiyoruz. Şöyle görünsün bakınız. Trabzanlarımızın üzerine yine trabzan olarak örüyoruz ama 6 tane trabzan ve ilerimiz ve trabzanlarımızın üzerine 6 trabzan şekliyle sıramızın başına kadar örerek gelelim. Elbisemizin birinci katının iki sırasını ördük bakınız. Ve bu şekilde sıralarımız devam edecek. Şimdi bir tane V'mizi öreceğiz. V'lerimizden oluşan sıraya daha sonra trabzanlarımızdan oluşan sıramızı tekrar edeceğiz. Ve istediğimiz ölçü gelene kadar birinci katımızı örmeye devam edeceğiz. Evet bir alt sırada 5 tane trabzanımız vardı. Tam üçüncünün ortasına basmıştık. Burada ise 6 tane trabzanımız var. 3 tane sağ taraf 3 tane sol tarafa ayırarak tam ortalayıp batıyoruz bir trabzan 1 2 3 zincir aynı yere bir tane daha trabzanımızı örüyoruz tekrar araya zincir çekmeden beğimin içerisine giriyorum bir tane trabzan 3 zincir aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum tekrar 6 tane olan trabzanımızın üçü bir yana diğer üçü bir yana kalacak tam ortaya batıyorum bir trabzan 3 zincir bir trabzan şekliyle sıramızı tamamlıyoruz ve üzerine de bu sıramızda yapmış olduğumuz gibi 6 trabzan 1v 6 trabzan 1v olarak örelim her iki sıramızı sonrasında görüşelim Evet sıralarımızı örerek büyütmeye devam ettik bakınız 5 ördüğümüz trabzan 6'lı ördüğümüz 2 tane trabzan ve üzerine tekrar v'mizi kurduk bakınız 1 2 3 4 5 6. Toplamda 6 sıramızı ördük. Şimdi 7. sıramıza başlıyoruz. 7. ve son sıramız. Çünkü ikinci rengimiz ve ikinci dilimimize başlayacağız. 1 2 3. zincirin içerisine gelerek batıyorum. Araya giriyorum ve başlıyorum zincirimi çekmeye. 3 tane zincir çekiyorum. İçerisine tırabzanlarımı örüyorum. 2 3 5 ve 6 zincirimle birlikte toplamda 6 tane trabzanımı ördüm hemen bakınız yandaki kutucuğun içerisine gelmeden şu araya batıyorum araya battım ve yandaki kutucuğuma giriyorum tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 6 trabzanımı örüyorum Hemen araya bakın her iki trabzanımın arasına giriyorum. Sık iğnemle batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 araya batalım. İki trabzan arasına ve bu şekilde altı trabzan araya bat şekliyle sıramızı tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar altı trabzan altı trabzan olarak ördük ve en son başlangıç yerimizdeyiz. Hemen ikisinin arasına yine batıyorum ve e, zincir çekerek çıkmış olduğumuz yerin zincirine geliyorum. Oraya da sabitledikten sonra bir tane zincirim çekip kapatıyorum. İpimizi arkaya gizleyelim. İkinci katımızı da örmeye başlayalım. Şöyle e, açıyorum. Artışma yaptığım yerimi görüyorum, bakınız. Artışma yaptığım yerin hemen alt kısmından şuradan örmeye başlıyorum. Yine arkamızı çevirelim. Arkamızdan örmeye başlayalım. Bakınız, katımızın olduğu yer burası. Oradan alalım, bakın. Hemen altına giriyorum. Yine lütfen dikkat edelim. Sol tarafa doğru gidiyoruz yani tığ tuttuğumuz elden taraf değil diğer tarafa ilerleyelim sol tarafa doğru şimdi 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincirimi çekiyorum diğerinde 5 çekmiştim bunu da 6 çekiyorum Dilerseniz 6 da çekebilirsiniz 5 de nasıl uygun olursa hemen yanındaki yere gelerek 1 2 3 4 5 ve 6 tane trabzanımı örüyorum. 6 trabzanımı ördükten sonra hemen yanındaki kutuyu atlıyorum diğer kutumun içerisine bir tane v mi yapıyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum ve de yaptıktan sonra hemen 6 trabzanımı örüyorum 2 3 4. 5 ve 6 6 trabzanımı ördükten sonra yanındaki kutuyu atlıyorum bir trabzan sonrasına 3 zincir çekip V'mi kuruyorum ve bu şekilde bir tane V hemen V'mizin yanındaki kutuya 6 trabzan trabzan yaptığımız yeri bir kutu atlayalım yanına bir V hemen bir tane 6 trabzandan oluşan grubumuzu kutumuzu dolduralım. 6 trabzandan sonra bir kutu atlayarak sıramızın başına kadar örerek birinci sıramızı tamamlayalım. Geçişimizi birlikte yapalım. V'nin olduğu yere geliyorum. Zincirimin içerisine batıyorum. Bir tane geçiş yaparak 1-2-3-4-5-6 batıyorum. Ve hemen 6 tane trabzan 3'ünü bir yana, 3'ünü bir yana alıp araya girip tıpkı üstteki sarıdaki ördüğümüz gibi bir tırabzan, 3 zincir, bir tırabzanımızı örüyoruz. Elbisemizin sarısından sonra beyazını yapmaya başlamıştık. Beyazımızı 1 2 3 sıra olarak tamamladık. Bakınız görüntüsü şu şekilde. Fazla uzatmak istemedim. 3 sıra yeterli oldu. Şimdi 3. grubumuzu tekrar sarı olarak örmeye başlayacağız hemen. Burada da şurada artışımızı yapmış olduğumuz sıramızın hemen altına şöyle altına yani üstü olarak da görülebiliyor buradan baktığımız zaman altı olarak görülmekte oradan başlayarak örelim hemen şöyle bakıyoruz bakınız artış yaptığımız yerin altına giriyorum hemen V'min altına zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 aynı yere batıyorum bir tane V yapıyorum yaptığımın başına doluyorum hemen yanına 6 tane trabzanımı dolduruyorum yine sol tarafa doğru gidiyoruz lütfen sağ tarafa doğru gitmeyelim ters düşer örgümüz 4 5 ve 6 trabzanlarımı yaptıktan sonra bir tane kutumu atlıyorum diğer kutuya geçiyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra diğer bir trabzanımı yapıyorum. Hemen trabzanımdan sonraki sıraya 6 tane trabzanım örüyorum. 3 4 5 ve 6 Tığımın başını doluyorum. Sıradaki kutuyu atlıyorum. Trabzandan sonra bir sonrakini bir trabzan 3 zincir bir trabzan olarak modelimi aynı şekilde kuruyorum. Üstteki kurduğumuz gibi aynı şekliyle kurarak tamamlıyoruz. Şimdi e, sıramızı yukarıdaki örmüş olduğumuz gibi bir sıra trabzanlardan oluşan sıramız. Bir sıra V'lerden tekrar trabzanlardan V'lerden oluşan sıramızı örelim. İstediğimiz ölçü gelince en son dilimiyle kapatalım. Elbisemizin eteğinin üçüncü katını da örerek tamamladık. Bakınız. 1 2 3 sıra ördük. 4. sırada bitiş dilimimizi örerek elbisemizi tamamladık. Bakınız eteğimiz gayet güzel bir şekilde açıldı. Şöyle. Evet arkasından da aynı şekilde görmekteyiz. Şimdi kolumun bir tanesini çalıştım. 4'er trabzan ördüm ve bir tanesine battım. 4 trabzan diğerine batma şekliyle kolumuzun kenarında etek uçlarımızla uyumlu örme çalıştık. Evet şimdi kol altından başlayarak aynı şekilde örmeye başlayalım Evet bir tane şöyle batıyorum ve bir zincirimle sabitliyorum hemen yandaki ilk şöyle devam eden yere gelerek tığımın başını doluyorum 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı örüyorum bir sonraki kutucuğun içerisine sadece batıyorum bir sonraki kutunun içerisine 4 tane trabzanımı örüyorum 2 3 ve 4 bir sonrakine sadece batıyorum ve sıradaki 4 tane 1 2 3 ve 4 sıradakine batıyorum ve bu şekilde başlangıç yerime kadar gelerek bitiriyorum Elbisemizin kollarını tamamladıktan sonra sırtımızdaki düğme ve ilik yerimizi çalışmaya başlayalım. Bu tarafa düğmemizi diğer tarafa ilik yerimizi çalışalım. Aşağı kısımdan örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çekiyorum ve her trabzanımı 2 tane trabzan örerek dolduruyorum. Zincirimden ayrı bakınız. 2 tane diğerine 1 ve aynı yere batıyorum. 2 tekrar diğer trabzanıma 1 ve 2 yukarıya doğru çıkıyoruz 1 2 1 2 1 2 en son trabzanımızın olduğu yeri de örelim 1 2 ve ilk başlangıç noktasına batalım 3 başlangıç ve bitiş 3 aralar tamamen iki trabzan olarak ördük bir tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum aşağıki sırada örmüş olduğum trabzanların hepsinin tepesine birer tane sık iğnemi örüyorum aşağıya kadar devam ediyorum en son trabzana kadar örelim Evet bir tane zincirimizi çekelim son trabzanın üzerine ördüğümüz sık iğneden sonra ve ipimizi keselim şu şekilde düğmemizi dikeceğimiz yerimizi güzelce ayarladık yukarıya düğmemizi dikeriz hemen bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum ve yukarıdan başlıyorum birini aşağıdan birini yukarıdan başlayalım tepe noktasından başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum ve örmeye başlıyorum 2 tane trabzan olarak giriyorum 1 ve 2 diğer trabzana geçiyorum 1 ve 2 tekrar diğer trabzanıma doğru ilerliyorum 1 2 aşağı kadar ikişer ikişer örerek ilerleyelim Aşağı kadar geldim. En son trabzanımın dibine de bir tane batıyorum. İki trabzanından ayrı bakınız. Dibine bir tane daha trabzanımı örüyorum. Bir defa başını doluyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Bir zincir daha ilave ediyorum. Ve hemen yanındaki trabzanımın üzerine batıp tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Karşı tarafa sık iğne yapmıştık. Bakın burada bir defa başını dolayarak batıp tek seferde çekiyoruz. Yukarıya doğru ilerliyorum. Her birinin tepesine birer tane batalım ve yaklaştım bakınız 1 2 3 4 trabzanım kaldı. 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum. Sağımın başını doluyorum. 1 2 üçüncüye batıyorum tek seferde çekiyorum ve tekrar en son trabzanımın tepesine de batıyorum bir tane zincirle sıkıştırıp bitiriyorum Evet arkadaşlar düğmemizi de diktim bakınız şöyle bir tane düğmemizi diktikten sonra elbisemizi tamamladık Evet bir çalışmamızın da bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.